tekrar selam. Sabah erken saat, saat kaç şu anda? 7. İnanılmaz soğuk. Artık kış kapıda. Acayip soğuk. Hava güneşli gibi ama inanılmaz soğuk. Yok abi, telefonunu alıyor musun? Almayacağım. Ha? Almayacağım. Alayım mı? Almayacağım. Biraz koyacağım. Koyacağım şimdi. Şimdi parkura doğru ilerliyoruz. Parkura gitmek için birazcık asfalt kenarından ilerleyeceğiz. Asfalt kenarından ilerlememizin sebebi de normalde arabayla oraya çıkıp arabayı park edebiliyoruz ama inişten sonra direkt arabaya inmek için ve aşırı soğuk. Gerçekten çok soğuk. Yani her yerimiz kapalı. Açık hiçbir yerimiz yok. Ona rağmen donuyoruz. Soğuk olduğu için en azından parkura kadar biraz ısınırız diye bisikletle tırmanmayı uygun gördük. Bu parkurun daha önce bir videosunu çekmiştim. Pumaların cilt attığı dağ bisikleti parkuru diye. Puma dediğimiz hayvan burada mountain lion diye çağrılıyor. Ama bizim bildiğimiz puma. Burada çok olmalarının sebebi bu parkur biraz şehre uzak bir parkur. Dolayısıyla buralarda çok fazla bulunuyor. Hatta o videoyu izlerseniz detay var. Yıllar önce, 10-15 sene önce falan bu parkta birkaç dağ bisikletçiye saldırma olayları yaşanmış. Onların gazete küpürleri falan var. Böyle detaylı bir video var. Neyse. Dolayısıyla bu parkurun olayı çok daha doğal hayata yakın yerleşim yerlerinden uzak olması. Bu sebeptendir ki çok daha eğlenceli bir parkur. Tek burayı az tercih etmemizin sebebi çok fazla tırmanış var. Yani 1,5 saatlik bir ride'ın 1 saati tırmanış. Evet, parkur buradan başlıyor. Buradan bu dağların üstünden arka taraftan tekrar şuradaki yerleşim yerlerinin olduğu yerde araba oraya kadar ineceğiz. Ama tabi bu bütün dağlar aşılacak. Yukarıda tırmanış bittikten sonra yukarıda tekrar görüşeceğiz. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system, my favorite things. You could be the power. Arkadaşlar, bugün tırmanışımız uzun olduğu için kısa kısa bilgiler de vermek istedim. Şimdi çoğunuz biliyorsunuz, hani dağ bisikletiyle uzaktan yakından alakası olan arkadaşların hepsi çok daha iyi biliyorlar, bizden hatta araştırıyorlar. Fakat ben yeni başlayanlar için, yani dağ bisikleti alıp bir tane kendi çapında bozuk alanlarda, yani dağ bisikletinin etki alanlarında kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiğini yeni başlayanlar için kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi birincisi, dağ bisikletinin en büyük zevki tabii ki inişler, downhill'ler. Bu enduro bike'lar için de geçerli, downhill'ler için de geçerli, trail bike'lar için de geçerli. Tabii ki inişler zevkli ama tabii bu inişlerin bir çıkışları oluyor. Eğer bike park'ta değilseniz bu çıkışlarda da ne kadar bisiklet az yaylanırsa o kadar sizin avantajınıza. Zaten o yüzdendir ki hardtail, yani ortada süspansiyonu olmayan bisikletler tercih edilir uzun mesafe kat etmelerinde, tırmanışlarda.
Fakat günümüz teknolojisindeki dağ bisikletleri de enduro bike'lar da artık tırmanışa elverişli hale getiriliyor. Hem tırmanış hem iniş. Yani uzun ön maşa kullanarak, fork kullanarak inişlere uygun hale getiriyorlar. Long travel deniyor. Süspansiyon ayarlama sistemiyle süspansiyonu kapatıp açabiliyorsunuz. Dolayısıyla tırmanışlarda süspansiyonu kapatıp inişlerde açabiliyorsunuz. Bunu ayarlamak mümkün. Ya çoğu bisiklette var şu anda. Şimdi tırmanırken önemli olan ayağınızdaki gücün pedala basıldıktan sonra pedalın tekerleklere iletilmesi. Şimdi bisiklet süspansiyonu açık olursa, hem önden hem ortadan yaylanırsa, siz pedala bastığınız zaman bu güç süspansiyonlar tarafından emilerek süspanse ediliyor. Dolayısıyla bu sizin daha çok efor sarf etmenizi ve daha fazla yorulmanıza sebep oluyor. Bu sebeptendir ki süspansiyonlar mümkün mertebe en kapalı şekilde veya en sabit şekilde bırakılmalı ki tırmanışlar daha rahat olsun. Diğer bir önemli nokta doğru vites değişimi. Yani şimdi vitesi yersiz değiştirdiğiniz zaman haddinden fazla kendinizi yoruyorsunuz. Tırmanışa yaklaşmadan önce vitesi değiştirip hafifletirseniz o tırmanışta sarf ettiğiniz güç çok daha az olacak. Ama hani dalgınlık yapıp tırmanışa başladığınız anda mesela bisiklet akıyor şu anda. Yani şu anda mesela örnek göstereceğim. Şu an bisiklet akıyor. Biraz ileride tırmanışa geçeceğim. O tırmanış esnasında şu anda bulunduğum pedalda bulunursam ekstra kendimi yoracağım. Ha bu çıkıp çıkamamak anlamında değil. Tabii ki çıkacaksınız. Çıkarsınız. Bacaklarınız kuvvetliyse yüksek pedalda da çıkarsınız. Lakin fazla yorulursunuz. Eğer uzun mesafe tırmanacaksanız. Gücünüzü çabuk tüketirsiniz. Dolayısıyla tırmanışı görüp, rampayı görüp önceden vitesi değiştirirseniz bacaklarınız zorlanmayacağı için siz daha az yoracak. Mesela akıyor şu anda. Şurada hafif hızı kesildi. Hafif tırmanışa geçtik. Şu anda ben pedalı değiştirdim. Şu anda çok rahatladım. Ama ben pedalı burada değiştirseydim sonuçta buraya gelene kadar ki 5-6 pedalım ağır şeyde olacaktı. Pedalda olacaktı ve bu beni yoracaktı. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta. Tırmanışlarda rahat etmeniz için. Bir diğer önemli püf noktası bu seat dropper postların faydası. Çok önemli. Benim de daha önceki bisikletlerim, Türkiye'de kullandığım bisikletlerde böyle bir şey yoktu, böyle bir özellik. Anahtarla ayarlanabiliyordu koltuk uzunluğu. Kendinizi bir kere boyunuza göre ayarlıyordunuz. Ondan sonra inişlere çıkışta da aynı yükseklikte devam ediyordunuz. Şimdi profesyonel dağ bisikleti kullanımında koltuk ayarı çok önemli. Gerçekten bizim karar, yani benim, bence Akın da aynı fikirde. Bulunmuş en başarılı bisiklet geliştirme tekniklerinden biri bu seat dropper postların ayarlanabilir olması. Bunun en önemli özelliği, tırmanış esnasında ayaklarınız ne kadar düz olursa, ne kadar gerilirse o kadar rahat tırmanıyorsunuz. Ayaklarınız kırık olduğu zaman çok rahat tırmanamıyorsunuz. Fakat inişlerde de vücudunuzu selenin arkasına atabilmeniz için koltuğun alçak olması lazım. Çıkışlarda yüksek olması lazım, inişlerde alçak olması lazım. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Sizin bunu ayarlayabilmeniz gerekiyor ki bu seat dropper postlar bu işe çok fayda sağlıyor. Mesela şu anda ben koltuğum yüksekte tırmanıştayım. Koltuğum yüksekte buradan şu remote'tan yükseltebiliyorum. Daha sonra tırmanış bittikten sonra normal inişe veya düz yola geldikten sonra tekrar bu remote'u kullanarak koltuğu indirip inişlerin daha rahat olmasını sağlayabiliyorum. Yani vücudumu koltuğun arkasına atabiliyorum.
Bu da dağ bisikletlerinin önemli, çok önemli bir özellik. Profesyonel inişlerin en önemli detaylarından biri. Bunlar ufak tefek yeni başlayanlar için tiyolar. Bunları öğrenerek başlarsanız çok daha rahat edersiniz. Şimdi kısaların işleyi anlattıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Buraları Allah muhafaza. Bir düşsen gerçekten gittin yani, hiç şey yok. Yandaki uçurumları şu anda göremiyorsunuz muhtemelen ama burası sıkıntısız gözükmesine rağmen çok zor parkurlar arasında gösteriliyor. Nedeni de işte o. Düşersen geçmiş olsun. Yoksun. Aslında ben yoğum diyorsun. Bu inanılmaz bir iniş bu ya. Gerçekten çok eğlenceli. Derken köyü gidermişim ya. Şurada bir ağaç var, ona bir kere bir takılıp bir düştüm. Kemiklerimi kırdım. Ya gerçekte değil ama az kaldı. İşte bu şerefsiz ağaca. Etmek lazım. Vay anana. Avradın. Hoppa.
Evet, bugünkü turumuzun da sonuna geldik. Ben biraz işe geç kaldım ama oluyor böyle, sıkıntı yok.